Şimdi şov zamanı. Ulusumun şaheser insanları, Metin Zakoğlu'nun konukları programına hoş geldiniz. Bugün ilk defa sizinle, üstelik gerçek bir evin salonunda, yani kendi evimde bir interaktif şov sunmaya çalışacağım. Bu programın içerisinde kimi zaman çok eğleneceğiz, kimi zaman hüzünleneceğiz, kimi zaman programın konuklarının içinde bir bakacağız, kendimizi göreceğiz. Yani bu programın belki de diğerlerinden ayrılmış en önemli tarafı bu olacak. Nedir o tarafı? Sizler o önemli zat-ı muhteremin söylediği üzere belki de bu akşam bir saatliğine bile olsa bu ülkenin starlarından biri olacaksınız. Yani seyircimizken konuğumuz olacaksınız. Konuğumuz da belki kimi zaman sizlerin arasına inecek, seyirci olacak. Yani kim seyirci, kim konuk, kim şovmen, kim izleyici birbirine karışacak bu programda. Ama tabii ki en önce programın bugünkü şöhretini, çok sevdiğiniz sanatçısını sizlerin huzuruna çağırmak istiyorum. Ve karşınızda, evet, alkışlarınızda kim geliyor? Cem Altıntaş! Şey yapabildiniz mi? Buraya gelirken zorlandınız mı bulurken evime? Evimi bulurken zorlanmadım ama perdeyi bulup perdeden açıp sahneye girerken biraz zorlandım. Öyle mi? O da ilk defa başımıza geliyor tabii. Olabilir yani, demek ki sadece sanatta çok üstün zekasınız, perde açmada biraz öyle. Cem birden samimi oldum seninle, bakar evet, mısın ya? Güzeldir, severim ben. Yalnız ben şarkına bayıldım. Bunları konuşacağız, çok konuşacağız. Şimdi maalesef diyorum, sevgili konuklar, yani çok rica ediyorum, özellikle işin bu tarafını biraz daha büyüterek, coşkuyla alkışlayarak, abartarak gösterelim konuğumuza. Çünkü programımızın belli nimetini çağıracağız. Yani bu programın sponsoru gelecek. Evet, yani nacizane bir para ödüyorum programı gerçekleştirelim diye bize. Ve tek isteği var programda şurada oturmak. Güzel. Sinir bozucu bir şey. Yani göreceğiz bakalım, orada sadece oturacak mı? Oturmasını umut ediyoruz. Ve efendim karşınızda sevgili dostlar, şöhret olamadı inşaat, mühendislik, müteahhitlik, badana boya işleri yapılır, iş mimarlık ofis bürosu şirketinin tek çalışanı ve sahibi, kendi ismiyle müzdarip, şöhret olamadı. Hoş geldin. Ama arkanızı dönmeyin efendim. Ondan size sonra ben... Buyurun. Merhaba. Hoş geldin. Nasılsınız efendim? Güzel. Beğendim. Güzel. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Çok şükürsünüz. Evet, tabii. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Çok teşekkür ederim. Siz buyurun. Çok sağ olun. Siz buyurun. Çok teşekkür ederim. Evet. Çok sağ olun. Tanıştırayım efendim. Konserlerinizde sponsor gerekiyor. Hoş geldiniz. Merhaba. Arkaya dönmeyin şeyinizi. Evet. Hoş geldiniz. Gerçek adınız Bekir diye duydum. Evet. Babam öyle hitap ederdi ondan sonra. Ama ben tabii meşhur olmak için şöhret olamadı yaptım. Çok. Şimdi bana şöyle dolamaz diye hitap ederseniz sevinirim ondan sonra. Evet. Ve programımızın başlangıcını biraz neşeyle ve şarkıyla açalım diye Cem'in çok meşhur bir şarkısı var. Fakat ben adını bilmiyorum. Aşık oldum galiba. Nasıl da şey yaptım. Oradaki esprimi nasıl aldı ya? Sanki bilemiyorum, oynadım. Langırt diye aldı o espri. Aşık olamadım. Aşk olsun ya tabii. Bunu ben sizden dinlemek istiyorum. Klibine de bayıldım ayrıca. Yani orada Messenger'da kız götürme havasındaki karakter, oyunculuk. Yani onu herhalde herkes izlemiştir. Bayıldım. Ortaköy'de kuşlarla çektiğin klibe ayrıca bayıldım. Bunların hepsini konuşacağız. Ve karşımızda Cem Altıntaş.
Altın Taş, Aşık Olamadım. Evet. Şaheser. Teşekkür ederim. Vallahi harikulade sevgili Cem. Yıktın biraz ortalığı ama. Olsun olsun. Bu senin tabii şarkı söylerken çok ilginç bir enerjin var. Aslında yokmuş gibi bir enerji bu. Çok naif, çok içsel bir duyguyla söylüyorsun şarkını. Böyle çok geçmişe dönük bir ruh var sanki şarkılarının içinde. Bunu söyleyen oldu mu daha önce sana? Çok oldu. Ben de hissedebiliyorum çünkü o kadar çok dinledim ki onları. İlhan İrem'ler, Barış Manço'lar, Cem Karaca'lar falan. Çok fazla dinledim. Örnek aldıkların var mı içinde? Kendine yakın. Mesela İlhan İrem'e ben çok yani benzettim şarkı söyleme tınını. Olabilir. İster istemez insan örnek alıyor. Tabii örnek alınca çok güzel isimler. Bir Barış Manço, bir Cem Karaca, bir İlhan İrem, evet. Bir Erkin Koray, bir Edip Akbayram. Yani müthiş müzisyenler. Tabii. İster istemez örnek alıyoruz tabii. Benim de çok çok yaş üstüm oldukları için. Benim hocalarım diyebilirim daha doğrusu onlar için. Tabii hiç tanıştığın oldu mu işte? Tabii ki. Oldu. Kimlerle? Edip Akbayram'la tanıştık. Onunla zaten hani uzun yıllardır tanışıyoruz zaten. Benim albümden öncesinden, Devlet Tiyatrosu'nda müzisyenlik yaptığım dönemden tanışıyorduk. Onun da böyle ufak tefek tüyoları vardır müziğimde yani. Bu söylediğin şarkının bestecisi ve söz yazarı kim? Hepsi benim. Benim öyle mi? Bütün albümdeki söz, müzik hepsi bana ait. Ustadım duydunuz mu efendim? Evet, yani yanımızdaki evet, çok evet. Yaratıcı bir beyefendi. Evet, ondan sonra dikkatimi celbetti evet. Celbetti değil mi? Siz devam edin. Evet. Çok teşekkür ederim. Peki bu şey yapmayalım. Böyle patron bize devam edin diyorsa devam etmek zorundayız. Sağ olsun. Veli nimetimiz kendisi. Evinizde eğer iç mimarlıkla ilgili bir şeyler varsa badana boya gibi yani o iç mimarlık konusu onun öyleymiş. Evet, adamın evet, badana boya varsa o kendisi yapıyor. Yani tek kişilik dev kadrodur. Şöhret olamadı anonim şirketi. Tek kişilik dev kadrodur. Şimdi bir seneyi herhalde buldu. İlk CD'nin. Bir buçuk yıl falan oldu. Herhalde bu aşık. Aşık oldum galiba. Galibayla. Klip var ve klibin devamı olan iki klip daha var. İki ayrı şarkı var. Onlar birbirinin devamı. Küçük küçük diziler, kısa filmler şeklinde. Nasıl ses getirdin mi? Nasıl yani böyle patladı mı konserler şunlar bunlar? Şöyle yoğunuz tabii. Yoğunluk her zaman. Kaç sattı CD? Takip edemiyorum satışı ama internetten indirme oranı 380 bin civarında falan. Onlardan para aldın mı? Hayır. Ay Allah, o zaman nasıl bir şey bu ya? Korsan mı oluyor da yani? Korsan oluyor. Maalesef korsan oluyor. İnternet Allah'tan yani şey korsan, iç mimarlığın korsanı yok. Yani Allah'tan tabii, iç mimarlık yazıp da badana boya işleri yapan başka insan yok tabii, yani. Evet. Sağ olsun Şöhret Olamadı bu konuda çok namuslu bir patrondur kendisi. Evet.
Çok çok iç mimar arkadaşım var. Onlar sadece iç mimari yapıyor evet, mesela. Yani, sadece iç mimar yani ne yapıyor? Bir evin iç tasarımını yapıyor. Şöhret mi öyle yani iç mimarlık ama badana boya, mutfak, lavabo, banyo, hepsi küvet, hepsi, tuvalet hepsi, falan onlara. Ondan sonra hepsi. Ondan sonra dedim onun öyle bir takıntısı vardır. Ondan sonra sifonu da çeker yani iş bitince sifonu. Evet. Sifonu da çeker. Boya. Çok teşekkür ederim. Şöhret Bey siz evli miydiniz? Ondan sonra evet bir geçti başımdan öyle bir mesele. Fakat mesele olarak geçti hepsi o. Başka bir şey yok. Şu anda çok şükür bekarım. Çok ondan sonra. Siz hep böyle oturacaksınız değil mi program boyunca Şöhret Bey? Nasip olursa para verdiğim sürece oturacağım ondan sonra. Çok doğru. Siz bize parayı verin. Biz sonuna kadar orada oturturuz. Siz evet. Çok şükür Allah'tan Şöhret olamadı. Veli nimetimiz yanımızda. Başımızda işte birkaç kuruş ödüyor. Evet. Bu şarkı çok tutuldu internette. Ben bakıyorum çok ses getirmiş. Evet. Herkes bu şarkıyı konuşuyor. Hatta benim çok ilgimi çeken bir mesele var. Böyle klibi de seri gibi yapmışsınız. Evet. Yani birinci bölüm bitiyor. Evet. Hatta merak ediyorsun. O klibin senaryosunu kim yazmış Allah'ın seversen? Ben yazdım. Onu da mı sen yazdın? Evet. Ya çok ilginç. Yani Alfred Hitchcock senaryosu gibi. Yani kız sana aşık oluyor, geliyor. O Bahar mıydı kızın adı şeydeki? Aslında kızın adı Bahar'ın değil ama yani şarkının içinde Bahar geçtiği için Bahar ne olarak geleyim falan gibi cümleler var içinde. Evet ve Bahar kaldı yani. Meğer o yani Bahar'ımı kışa döndürdü dediğin kız oymuş zaten. Oymuş meğerse. Hay ya bu dizi olur be. Vallahi Cem inşallah, Altıntaş. İnşallah bakalım. Dizi olur bu. Projede var. Vallahi çok teşekkür ediyorum. İlk programımın konuğu oldun. Bir defa samimiyetin çok güzel. Peki güle güle yani usta. Tamamen şaka. Tamamen şaka. Halleri King Show gibi biz ancak 5'er dakika konuk alıyoruz. Starlar 5 dakika gelip gidiyor. Bill Clinton da geçen hafta 5 dakika geldi. Ama burada tek kalıcı Şöhret olamadı. Yani o 1,5 saat boyunca orada oturur. Bir şey de yapmaz. Durur. Yani sadece durur. Bir şey içer misiniz? Biliyorsunuz burası ev. Ben kendi evimi sütlü yaptım. Yani sütlü kiraları. Ben sütlerledim. Şimdi biraz böyle buradan peçeteleri. Olsun olsun fark ediyorum. Akıyorsun sen. Eriyorsun. Şey çünkü yani bizim evimiz olduğu için burası. Evet. Sütlü kiraları çok pahalı. Çok güzel ama. Her şey çok güzel. Ben evimi sağ olsun ev buranın da sahibinden izin alarak sütlüye döndürdüm ama sıkıntılar oluyor tabii yani. Geçen akşam mesela şovun en heyecanlı yerinde kapı çaldı. Bir borcumuz vardı. Kartal 9. İcra Dairesi diye girdiler içeriye. Canlı yayında bu hoş olmuyor tabii. Evde yapınca anladın mı? Evet zor. Mesela Şöhret Bey'i arıyorlarmış. Benimle alakası yok. Geçen ay buzdolabını kaldırmışlar Şöhret Bey'in evden. Sağ olsun kendi parasını yani oraya ödeyeceğini bana veriyor. Yani beni finanse ediyor. Çok teşekkür ediyorum. Ama biz tabii zor toparladık gönderdik. Böyle sıkıntılar oluyor. Ama daha ilginç şeyler oluyor. Mesela konuklar, misafirler buraya programa gelecekleri zaman bir evin içinde program sunduğumu anladıklarında ayakkabıları çıkaracağız mı diye soruyorlar. O da güzel. Çok iyi. Ya da mesela program gece 11'de başlıyor biliyorsun. 11'de burada olması gerekiyor misafirlerin ve konuklarımın ve tabii ki bizi izleyecek olan seyircilerin. Bu 11'de programın başlama saatini evden çıkmak olarak algılıyorlar. Yani biz programa başlıyoruz daha henüz konuklar program başladıktan 10 dakika sonra 15 daha komik şu. Karşı komşu mesela sevdiği bir konuk varsa programın ortasında zili çalıyor. Zili çalıyor langırt diye giriyor içeri. Hatta bazen yanımıza geliyor şurada oturuyor. Yani böyle sıkıntılarımız ama ben bunun çok samimi bir ortam yarattığını düşünüyorum. Ama en ilginci geçen hafta oldu sevgili Cem. Tam 11'de program başladı. Program koordinatörümüzün telefonu çalmış bir beyefendi. Biz bu akşamki programın seyircileriydik. Gelmeye çalışıyoruz. Burası Caddebostan biliyorsun. Sirkeci'ye nasıl gelebiliriz diye sormuş. Saat 11'de. Program başladı. Canlı yayında isterseniz herhangi bir kıraathaneye girin. Televizyondan izleyin demiş içerideki hanımefendi. Yok biz geliriz demiş. Gelemezsiniz. Program başladı demiş. Kapatmış. Sonra bir reklam arasında bu bana söylendi. Bir yarım saat 40 dakika sonra. Ben de misafirlerimle paylaştım. Ya dedim salağın biri. Saat 11'de telefon açmış. 11'de başlayan programa ben nasıl gelirim diye soruyor. Sirkeci'den dedim. Şuradan bireye kalktı. Geldim ama. Gelmiş abi. O da güzel. Yani düşünebiliyor musun? Bizim programımız bu kadar seviliyor Cem. Bu kadar seviliyor. Çok güzelmiş valla. Çok doldum. Şöhret Bey. Buyurun benim. Sizin bir sorunuz olacak mı starımıza? Ondan sonra tabii benim de bir sorum olacak. Saçlarınızın bakımını neyle yapıyorsunuz acaba? Su ve şampuan. Ben burada bir şey demek istiyorum. Hiç bitlendiğiniz oldu mu? Yok olmadı. Olmaz mı? Olmadı. Benim çocukken saçlarım uzundu. Ömerci'yi bilir misiniz? Bilirim. Benim babam radyo sanatçısıydı. İstanbul Radyosu'nda bağlama sanatçısıydı, halk müziği sanatçısı. Ama şimdiki türkücüler gibi değildi.
Onlar uzaydan gelmiş Cem. Yok abi ya. Benim babacığım mesela Zülf Dökülmüş diye bir türkü vardır. Bu türküyü Yıldız Tilbe'den ilk duyduğunda kalp krizi geçiriyordu. Aa. Niye bu kadın bu kadar yırtınıyor dedi. Tanır mısın Yıldız Tilbe'yi? Samimi misindir? Yani ben genelde severim ama o türkü de çok yırtılmıştı. Çünkü benim babam o türküyü şöyle söylerdi. Eğer iznin olursa babacığımın lirik sesiyle Yıldız Tilbe ile aradaki farkı göstermek için o türküyü sözlerini hatırlarsam biraz mırıldanayım. Zülf dökülmüş yüzümün kaşlar yapış mış yüzümün aman aman bir kasmal bir kürek aman aman mezarımı kazgayrı. Bu kadar da naif söylerdi. Aradaki farkı anladın mı? Evet. Öbürü nasıldı? Zeynep! Abi oynamayan yeri yoktu kadının ya. Yıldız Tilbe Allah'ıma çok şükür çok fazla söylemedi. Ama o dönem bu türküyle ortalığı yıktı biliyorsunuz. Bu ilk kalp krizini o zaman geçirmişti. Ve çok ilginçtir. Radyo sanatçısı olduğu için ömrü benim İstanbul Radyosu'nda türkücü olmamı isteyerek geçti. Ya meslektaş olabilirdik farklı dallarda. Yakınmış da olabilirmiş işte. Yani çok iyi bağlama çalarım. Lase Döre Mim Mim tabii. Hatta türkü sınavına soktu beni. İlk öğrendiğim türkü Çanakkale içinden vurdular beni. Ölmeden mezara koydular beni. Sevemedim türküyü ben. Sen sever misin türkü? Severim. Nefret ederim. Neden? Bunlar 5-6 arkadaş toplanırlardı bizim evde Cem. Bağlamalar inerdi duvardan aşağıya. Aman. Neşet Ertaş, Yavuz Top, Belkıs Akkale, Selahattin Albay. Hayda, Mican sen öleceksin, kabire gireceksin, 9 tatlı altında ne hesap vereceksin. Eyüp'te oturuyoruz, evin etrafı mezarlık. Gel de sev kardeşim, nasıl seveyim ya. Ve türkü sınavına soktu beni radyoya. İlk öğrettiği türkü de Çanakkale içinde vurdular beni. Allah'tan Tanrı yanımdaydımış da. Türkü sınavı diye ben yanlışlıkla opera şan sınavına girmişim bu türkü parçasıyla. Hanımefendi dedi ki piyanoyu çalan, oğlum sen yanlış gelmişsin. İlginç bir yorum olacak ama biz bu parçayı çalamayacağız dedi. Kovuldum. Böyle ilginç anılarım var. Bunlardan da eğer izin olursa programın girişatında kendimden de biraz bahsetmek isterim. Seni sıkmıyorsam, seyircilerimi yormuyorsam ve tabii kendi hikayelerimizde sizleri daraltmıyorsak alkışlayan ellerine dert görmesin. Çok teşekkür ediyorum. Ediyorum. Ara sıra bunu yapmak lazım ki seyirciye uyansınlar. Yani uyutmamak lazım bak amcaya. Bu her program geliyor. Her program gel. Ya amca dedim ya niye buradasın her program dedim ya. Hani her programda burada hani tamam ama her program. Karanlık çekiyordur belki uyumasın. Hayır ya ne dedi biliyor musun bana bak kendisi de burada. Oğlum evde otursam dedi elektrik parası, doğalgaz parası dedi. Bunlar da, dünyanın parası. Buraya 2 saat önce geliyorum. Program dedi bir de bitiyor. 2 saate kadar ancak eve gidiyorum. Beni bir araca bindiriyorsunuz. Osmanlı vapuru gibi oradan oraya dolaştırıyorsunuz. Eve gittiğimde giriyorum yorganın içine uyuyorum. Çok akıllı ya. Yani bu programın bir özelliği de var. Evinizde burada olduğunuz müddetçe doğalgaz ve elektrik parası harcamıyorsunuz. Ha evinizde olanlar için de söylüyorum. Onlar da bizlerin sıcaklığı sayesinde doğal gazlarını yapmadan programı izleyebilirler sevgili misafirler. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Çok teşekkürler. Çok sağ olun. Ben onları hissediyorum kameranın arkasında. Alkışlarını hissediyorum onların. Çok seviyorum onları. Onların da beni sevdiğini. Efendim. Hissediyorum. Sen hisseder misin konserlerinde? Tabii ki hissediyorum. Işıklar kapansa da spotlar gözümüzde olsa da mutlaka o binlerce kişi hissediyorum ya burada. Peki flört eder misin seyircinle? Çok. Bak dan diye sordum. Çok. Öyle mi? Yani flörtten kastınız tabii sorunuz bilmiyorum ne ama ben onlara çok iletişimde oldum. Flörtten kastım manası çok açık Cem. Şöyle söyleyeyim. Flört deyince aklına ne gelir mesela? Flört deyince benim aklıma çok hemen birebir ilişkiler gelir. Birebir ilişki derken bak şimdi bak damarı buldum buradan çok acayip yerlere gidebilirim Cem. Sevgilin var mı? Yok. Niye lan? Vakit yok çünkü.
Ama bunu da anlamam. Ama öyle şimdi nasıl vakit yok yani? İnsanın sevgilisi olması için özel hissettirmesi gerekir. Ona özel zaman ayırması gerekir. Onunla çok özel ilgilenmesi gerekir. Ama sabah evden 8.30'da çıkıp da gece 1'de eve geliyorum. Ne zaman zaman ayıracağım? Yani özel hissettiremeyeceğim için diyorum ki canını sıkmayayım. Hiç oldu mu sevgilin? Canım sıkılmasın. Tabii ki oldu. Ya bu şarkılar boşa yazılmadı yani. Vay 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 vay. Peki evliliğin eşiğinden falan döndüren bir aşk yaşadın mı? Tabii ki. Öyle mi? Büyük bir aşk yaşadım. Kim terk etti? Terk etmedi kimse ama yani hani bitmesi gerekiyordu, bitti falan. Peki yani mesela şu insana şu şarkıyı yazdım dediğin bir hikayen var mı? Yani. Hadi olsun. Var, var tabii ki. İsmini de ver. Olmaz mı? Tabii ki veririm. Kim? Çok 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 canımdan çok sevdiğim, canımın yarısına yazdığım bir şarkı. İkiz kız kardeşime yazdım, bir doğum günü hediyesi var mesela. Aman bu çok politik oldu Allah'ını seversen yani. Sen önümüzdeki seçimlerde bir yerden adaymışsın gibi davranıyorsun Cem. Şimdi bunu bırak ya, ikiz kız, ikizi mi var senin? İkiz kız kardeşim. O tamam, o acayip bir şeydir o evet. Yani değil mi? Ya, yani, acayip bir sevgi. Bir doğum günü hediyesi yaptım 2005'te, hala ekmeğini yiyorum onu yani. Hiçbir ona mı yaptın? Zaten, ona yaptım. Onu dinleyelim o zaman. Ha? O olabilir. Dinleyelim mi? Peki dinleyelim mi sevgili misafirler? Alkışlar gösteriyor ki bu şarkıyı illa dinleyelim. İsmi ne kız kardeşinin? Ferda. Ferda'yı da buradan analım ve sevgilerimizi gönderelim tamam, sevgili hemen, Ferda'ya. Hemen ne mutlu senin gibi bir kardeşi bir bölümünü, var. Bir bölümünü çalayım hemen. Lütfen şarkımızı. Çok sevinirim. Hatırlayabildiğim kadarıyla tabii. 2005'te yazdım, 6 yıl olmuş. Sözbesi de sana ait. Hepsi bana ait. Bütün albümde olduğu gibi. Çok güzel ya. İnşallah hatırlarım. Hoşçakalın. Yanımda açtı. Düşünce elimi uzattım. Hep sen vardın yanımda. Doğum günün kutlu olsun. Ya ben biraz yorgunum da Cem, bir kaymış içim ya, o kadar güzel ki, çok naif bir şarkı, çok naif bir şarkı, içim kaydı yemin ediyorum, o kadar şey oldum. Allah'tan bir yerinde bir ritim yükselttin de sıçramışım yerimden. Çok beğendim şarkılarını. Teşekkür ederim. Satıyor musun besteleri? Besteleri satıyorum. Alırız, benim sponsorum var. Öyle mi? Talep olmadığı için. Düşünebilirim, talep var aslında. Bu ne abi? Bu mu? O benim anneannemin el yazısıyla benim adım yazıyor orada. Arapça. Farsça. Farsça. Hareketleri yok. Yani bir bağlantı işaretleri yok. O yüzden. Niye Farsça yazdın? O Farsça çok iyi biliyordu. Gördünüz mü arkadaşlar? Görebiliyor musunuz? Lütfen ya? Bunu gösterin. Aynen. Programımız kesin TRT'ye girer. Değil mi? Bunu gösterin. Buraya atarlar tabii. Böyle. TRT'ye girer yani. Bunu gösterin. İki yıl önce kaybettim ben anneannemi. Nurlar içinde yazdım. Teşekkür ederim. Ondan önce çok severdin herhalde değil çok mi? Çok severdim. Bir kağıdın bir köşesine adımı yazdırmıştım ona. Nasıl yazılıyor? O alfabe nasıldır falan diye. Çünkü çok severim. Nereden biliyordu anneannem Farsçayı? O 9 yaşında Yunanistan'dan gelmiş. Ve buradaki eğitim o dönem işte Farsça o yazılarla eğitim yapılıyor. Kaç doğumluymuş ki yani? 1916 doğumlu. 94 yaşında. O zaman çok yani güzel çok zamanlar yaşamışsın anneannelerle. Tabii ki. Cumhuriyet'i neler dinledim ondan. Cumhuriyet dönemini. Öncesini mübadeleyle gelmişler Selanik'ten falan. Neler Atatürk'ü dinledim, görmüş. Atatürk'ü anlatıyor muydu o hikayeyi? Görmüş ve anlatırdı onu. Ne derdi mesela? Yani ne güzel anlatırlar Atatürk'ü. Hayatımda gördüğüm en yakışıklı adamdı diye bahseder. Dedem hep dürterdi onu. Ya sus ve kıskanıyor Atatürk'ten yani. Tabii. İnanılmaz. Atatürk'ten kimse kim kıskanmaz ki yani. Tabii. Bütün erkekler, ben bile bütün bayanları kıskanırım yani. Tabii. Öyle bir adam dururken bize mi aşık olacaklar? Aynen öyle.
Anne, o çok ilginç. Anneanneni tanımak ondan isterdim. Şanslısın onu söyleyeyim. Çok, çünkü çoğu insan anneannesini ve babaannesini, dedesini göremiyor yani. Hani çok görse bizim dönemimizden. Evet yani ayıramıyor. Göremiyorlar. Ben mesela babaannemi hiç tanımadım hayatım boyunca. Çok isterdim. Dedelerimi de, iki dedemi de bilmiyorum ben yani. Hiç görmedim. Onlar ben doğmadan önce vefat etmişler. O yüzden ben böyle anneanneyle, babaanneyle, dedeyle falan büyüyen insanları görünce hep içimde böyle yarım tarafım, bir tarafım buruk kalır. Öyle bir özlemim vardır. Kalmışsın ama değerini bilmeniz güzel böyle. Tabii tabii tabii. Şimdi mesela benim oğlum 2,5 yaşını biraz geçti ki işte bu yetenekli yönetmen çok iyi tanır benim oğlumu. İlk röportajını yapan kişidir ve Bebek Parkı'nda kovalamadığı kız kalmamıştı. Tabii doğruluğumun. mesela şu anda benim oğlum anneanneye babaanneye aşık. Evet, güzel. Anneanne babaanneye aşık. Bir de tabii şöhrete aşık. Çünkü ne zaman bize ziyarete gelse sevgili şöhret çikolata getiriyor. Efendim nasıl gidiyor? Ondan sonra ben çok keyif alıyorum. Yani çok memnun kaldım. Hoş geldin, sefa getirdin çocuğum evladım. Ben bitiyor şöhret beysiz. İçim geçmiş biraz, kusura bakma ben şey yapmışım. Ondan sonra siz şey yapmayınız. Yok, çok güzel şarkılarınız. Ondan sonra çok. Beğendiniz mi? Çok beğendim. Elinize sağlık. Bir dahaki haftaya biraz daha güzel olursa. Nasıl yani? Güzel oldu, güzel oldu. Problem yok. Yani hiç kasmayın kendinizi. Ben ilk programa şey yapıyorum. Evet. Çok teşekkür ederim. Peki o zaman ben devam edeyim şöhret bir. Ondan sonra siz devam edin. Ben dinliyorum. Ondan sonra. İnsan da bir müddet sonra şöhret beyle konuştukça ondan sonra demek gibi bir böyle tuhaf bir şey yapışıyor insanın ağzında. Ondan sonra oluyor bazen. Oluyor, oluyor. Bir de bir şey benim bu dönem gençlerde ilgimi çekiyor. Şu duvar saatlerini koluna takıyorlar. Ya vallahi gör şunu yakından. Bakar mısın? Pahalı bir saat mi bu? Ha? Değil. Ama bakar mısınız saatin şıklığına bak yahu. Çok ama kocaman ya. İyi gör. Gözünüzde bozukluk mu var? Yok, bozukluk yok gözümde ama onda böyle. Ya tek saat için eve gidince onu duvara asıyorum. Ya çok güzel bak, güzel açar verdin. Geçen gün başıma ne geldi benim burada? Bak benim bu stüdyo görüyorsun. 40-50 seyircinin, izleyicinin gidebildiği çok küçük bir mekan. Geçen de çok değerli bir konuğum var burada, oturuyor. Çok ünlü bir konuk ama Türkiye'de değil. Nerede olduğunu anlamadık. Yani aslında şöhretliymiş ama biz anlamadık nerede ünlü. Yani ben tanımıyordum. Ama mühim değil. Tanıyıp tanımamak çok önemli değil. Ruhu çok güzel bir insandı. Çok güzel bir şey anlatırken en önde oturan kızın birinin cep telefonu çalmaya başladı. Telefonunu kapatmayı unutmuş kızcağız. Ve o kadar ilginç ki telefonun melodisi oryantal. Oo, güzelmiş. Bir de gittikçe yükselen melodiyi ayarlamış. Melodi yükseldikçe davul girdi, zil girdi, darbuka girdi. Yani bütün salon ve biz hep beraber halaya kalktık. O kadar coşturdu burayı kızcağız. Ve çok tuhaf kız çantasından cep telefonunu arıyor, kapatacak herhalde diye bekliyoruz. Katılır mısın bana bilmiyorum. Sevgili misafirler, konuklar katılır mısınız? Ben daha cep telefonunu çantasında bir kere de bulan kadınlar rastlamadım. Bulamıyorlar abi. Valizleri var bunların. Çanta diye valiz taşıyorlar abi. Şeyler vardı ya, böyle kukkamaz şapkaları tavşan çıkar, bir tavşan daha. Aynen öyle ya, içinde yok yok oğlum, valiz plaj çantasıyla geziyorlar. Ne bizimki şey? Elini attı içine, prezervatif çıktı soktu geriye yani felaket bir durum. Attı elini, ertesi gün hapı çıktı. Ertesi gün hapı biliyor musun? Ertesi gün hapı duymadın mı hiç? Yok duymadım. Bunu bilmiyorsan hapı yutarsın Cem. Daha gencim yani. Ama ben sana öğreteyim, hiç özür dilerim. Allah'tan gece programı yapıyoruz. İcraat bugün, hap yarın. Yani her şeyi bugün yiyorlar, hapı yarın yutuyorlar. Herhalde buralar hiçbir televizyona giremez. Bunu kendimiz aramızda eğlenelim diye yapalım. Anladın mı? Olur. Bak geçen gün bir üniversite öğrencisi var. Sen kaç yaşındasın? 27. Senden gençtir o, 22 yaşlarındadır. Delikanlı bir çocuk. Sordum gene bir programda. Ya dedim, ertesi gün hapı diye bir şey duydun mu? Biliyor musun? Tabii biliyorum abi dedim. Ne dedim? İlişkiye girmeden önce bir tane yutacağız değil mi dedi. Sen bir kutu yut dedim. Ölsün de kurtulalım ondan yani biz. Yutacağız değil mi diyor ya. Olacak şey değil ya. İşte kızcağız böyle acayip. Telefonu buldu sonunda. Oh dedik. Açtı ya. Şovun ortasında açtı. Ev ya. Rahat bu. Ev rahatlığı yani. Tabii. Arayan babası. Ama kızı tarif edeyim sana. Bu bizim cadde tikileri vardır burada. Görmüşsündür. Cadde tikilerinden kız. Beyaz Adidas eşofman, yeşil çizgi. Aman. Gözünde lahmacı gözlüğü. Telefonu aldı eline abi. Konuşuyor babasıyla. O kadar tuhaf ki.
sanki 1000 kişilik bir salonda program izliyor da en arkada oturuyormuş da biz duymazmışız gibi şurada sessizce konuşuyor. Oğlum osursa duyarım lan oradan. Şurada bak şuradan sessiz osursa bile biri duyarsın. Bu arada geçen programda biri sessizce bir osurdu. Programı kapattık. Mecburen. Memleket değiştir kardeşim. Felaket bir şey. Biz şu öğretten şüphelendik yani. O öyle durur. Şu öğretmeyi durur öyle. Olmaz. Programı kapattık yani biz. Neyse böyle acayip şeyler oluyor. Kız telefonu açtı arayan babası. Baba diyor ya şeydeyiz televizyon şovundayız. Adam inan baba şovdayız. Ev şovu var ya ev şovu diyor. Baba sevgilisi Ercu herhalde. Ya Ercu'dan ayrıldım baba ben ne işim var Ercu'nun evinde diyor. Adam bir evde program sunuyor. Adamın evindeyim. Ortalık karıştı. Baba yemin ediyorum dedi. Kız böyle yaptı. Babası herhalde beni sordu. Beyefendi babam dedi isminizi soruyor. Adınız neydi? İşin tuhafı kız programıma gelmiş. Adamı bilmiyor. Metin Zakoğlu dedim. Döndü babasına Metin Zagoroğlu'ymuş dedi. Zagor dedi ya. Zagor dedi oğlum. Bir soğuk su verip kendine getirseydin. Hayır Zakoğlu deseydi babası kesin tanırdı. Zagor deyince tanıyamadı adamcağız. Ve adam yani ne dese inanmıyor. Sonunda kız dayanamadı. Metin Bey babam inanmıyor da burada oldum. Bir ses verir misiniz? O kadar sinirlenmişim bir telefonu aldım. Ve kızın babasına ses verdim. Yönetmenim. Ama sesi aynen şöyle verdim o akşam. Herhalde öldürmüştür kızı. Şimdi kimisi hak ediyor bunu ya. Anladın mı? Kimisi hak ediyor. Oluyor bazen. Böyle ten uyuşmazlığı yaşadığım konuklarım ve misafirlerim oldu. Ten uyuşmazlığı yaşanır bazen. İlla bu cinsel ilişki sırasında. Yaşadın mı hiç öyle bir şey ten uyuşmazlığı? Ya oluyor bazen. Girdiğimiz ortamlarda falan. Elektrik ben gerçekten sordum yani. Gerçek hayatta hiç yok. Ten uyuşmazlığı yaşadığın oldu mu? Yok yaşamadım. Bizim erkeklerin hepsi de uyuyor maşallah ya. Yani. Her türlü değil mi? Her türlü. Evde program yapmanın zorlukları bu. Buyurun arkadaşlar yiyordun. Klima için geldik ama montaj için. Evet. Tabii biz daha erken çağırmıştık. Şu anda canlı yayındayız. Evet. Şey geldiniz. Evet. Nasılsınız? Evet merhabalar. Klimamız şu duvara takılacak. Peki. Orada yalnız bir tabela var. Oraya dış ünitesi konulamıyor. Onu bir bakarsanız siz şu anda yerine falan. Siz yapın keşfinizi buyurun. Hoş geldiniz. Teşekkür ediyoruz. Konuklarımızın üzerine bastığınız zaman ayağınızı şey yapın. Çok teşekkür ederim. Buyurun bakın. Hay Allah işte bizim böyle tuhaflar Cem ya. Çok affedersin ya. Klimacılar geldi ya şova. Evet eval eval. Buyur lütfen seni dinleyelim tekrar. Buyurun. Çok özür diliyorum. Lütfen. Tamam olur. Cem Altıntaş.
Cem Altıntaş. Alkışlarla Cem Altıntaş. Cem Altıntaş. Ve kalemacı dostlarım. Sağ olsunlar. Evet. Ya Cem, şarkılarına bayıldım senin. Fakat bir şey dikkatimi çekti. Onu da söylemek istiyorum sana. Hoşuma gitti yani bu. Kendine ait böyle bir özgün bir kimlik oluşturmuşsun bestelerinde. Bütün müzisyenler öyle olmalı değil mi zaten? Yani müzisyen, müzik yapıyorum, beste yapıyorum diyen herkes kendisine ait bir şey yapmalı. Hatta az önce sordunuz ya, besteler isteniyor, satıyor musun veya satacak mısın diye. Ben şey her zaman şunu düşünürüm. Üreten insan, beste üreten insan kendisi icra etmeli. Eğer edemiyorsa, hiçbir şekilde edemiyorsa o zaman satma yoluna gitmeli. O da bir yani... Bir artık maddi kaygısı varsa ya yoksa. Ama tabii sen bir de yorumcu olduğun için belki böyle düşünüyorsun. Ben öyle düşünüyorum ama yani müzisyen kişilik, müzisyen karakter varsa eğer bestecide mutlaka kendisi icra etmeli. Çünkü en doğru duyguyu kendisi verebilir. Kayağın amcan kızmasın sana bunları dedin diye şimdi. Kızsın. Ama öyle olduğunu ben düşünüyorum. Kayhan amcan dedin diye aslında bana kızacak şu anda biliyorsun. Abi desek. Kayhan amca dediğimiz için bana kızacak. Abi diyelim biz. Yani evet, çünkü eşi seninle yaşıttır herhalde. Neredeyse. Neredeyse. O da kardeşim aslında. Evet. Şimdi tabii bunları herhalde atar yani. Peki bir şey içer misin? Ya ben bu kadar zamandır seni burada terlettim, bir şey sorma. Bir çay kahve, çay içer misiniz? Olabilir. Şöhret Bey, çay ister misiniz? Efendim ondan sonra tabii memnun olurum. Ne zaman teklif edeceksin diye ben de. Çok özür diliyorum. Bütçenin içindeydi o. Hemen evet, geliyor. Yazık yok, gelirken getirmiştim zaten çayı ondan sonra. Söylerseniz. Şöyle gelirsen kenara çıkın. Şöyle gelirsen. Şöhret Bey, size ben şunu takdim edeyim. Beyefendinin gitarının üzerine dökmeyin. Ömrümüzü versek o parayı ödeyemeyiz diyorsunuz. Olur mu estağfurullah? Biz bu programı ne zor şartlarda, nasıl sponsorluklar içinde peşinde koşarak Şöhret Bey'in hazırladık. Çok teşekkür ediyorum. Şeker içer misiniz siz? Ben şeker almıyorum. Çok ihtiyacınız yok şekere, ben onu düşündüm. Evet. Siz Şöhret Bey? Ben kullanmıyorum. Çok teşekkür ederim. Çok sağ ol Meltemciğim. Meltemciğim, biraz senden bahsedeceğim ben. Gel yanıma kızım, şöyle birazcık gel. Bu kız ne kadar güzel bir yüzü olan kız, farkında mısınız? Hani belki bir beste yapabilirsiniz diye düşündüm Meltem'e de. Belki, neden olmasın. Saçlarını yaparım ama kesin. Yaparsın değil mi? Saçlarına bayılır. Çok hoş bir kızdır Meltem. Yalnız Meltem'in bazı ilginçlikleri var. Mesela geçen gün konuklarımızdan biri tuvaletin yerini sormuş kendisine. Göstermiş, burası demiş. Beyefendi de çok kibar, teşekkür ederim demiş. Bizim Meltem adama dönüp, çok ilginç olacak burası ama, bizim Meltem adama dönüp afiyet olsun demiş. Adam gelince ben de efendim çok özür diliyoruz, bizim şovumuzda adettir yaptığınız şeyi yiyip bitmeniz gerekiyor dedim. Öyle güzellikleri var Meltem'in. Çok teşekkür ediyorum Meltem'ciğim. Çayın için çok teşekkür ediyorum. Aynı zamanda oyuncudur kendisi. Bugün bizim yanımızda destek olmak için bulunuyor. Çok teşekkür ediyorum. Güzel yüzlü insan, güzel yürekli insan. Çok sağ ol canımın için. Yalnız tabii Meltem'in yaptıkları bunlarla sınırlı değil Cem. Ben biraz Meltem'den bahsetmek istiyorum iznin olursa. Estağfurullah. Geçen gece bir beyefendi dostum geldi, misafirin. Viski istedi. Ve viskiyi de buzsuz içemiyor. Buz yok. Meltem sürekli oyalıyor adamı. Buz yok diyemiyor, utanıyor. Beyefendi de sürekli Meltemciğim buz diyor. Efendim şimdi giriyor. Şimdi en sonunda ben gittim içeriye. Meltem buz istiyor arkadaşım. Niye vermiyorsun dedim. Metin Bey dedi, buz bitmiş dedi. Ben hemen buzluğa suyu koydum, dolaba koydum, bekliyorum dedi. Olmasını bekliyor. Hani 10 dakikada suyu koyduğun şey buz olur mu abi? Sonra olmaz dedim. Adam tekrar sordu. Meltem buz ne oldu dedi. Meltem'in cevap çok ilginç. Demleniyor. Demleniyor dedi abi. Dünya tatlısı bir kız. Yani ben Meltem'deki heyecanı Türkan Şoray'a benzetiyorum. Bir Türkan Şoray, bir Meltem yani. Başkası yok. Bir şarkı daha dinlemek istiyorum. Çünkü sesin çok delik dostum. Bak çok açık söylüyorum. Çok delik bir. Delik ne biliyorsun herhalde, yani tarım köy işleri mezunu değilsin, bilirsin. Nedir delik? Söyle bakayım. Ne oldu? Bütün terminolojiyi dökelim öyle ortaya. Bilmiyorsan programa devam edemem. Onu söyleyeyim. Öyle. Çünkü biz kültürel altyapısı olmayan konuk hiç almıyoruz. Peki, hiç yani, almıyoruz. Çok delik. Gerçekten çok delik. Tabii bilmeyenler olabilir bu arada. Yani tamamen espri, yani şov olsun diye yapıyorum. Liriğin şiir tadında şarkı sözleri olduğunu anlatmak için söyledim. Hakikaten şiir giden söz, şarkı sözleri böyle dörtlük birbirine çok uyumlu olsun diye böyle şiirden uzaklaşır tabii istersen. Ama seninkiler şiir tadında yani kalmış. Ve bunları bestelemek daha da zordur bence.
İkisi beraber olduğu için ben de müzik ve sözler beraber çıktığı için çok zorlanıyorum. Yani melodi ve sözler, en piyano varsa elimde o an piyano ile ya da gitar varsa gitar. Ne kadar sürüyor bir şarkıyı bestelemek? 15 dakika. Aman çok sevindim. Serdar Ortaç 2 dakikada tuvalette besteliyor. Yani bazı besteler var. Üzerine ciddi çalışırsınız. O da aranjesini çalışırsınız. O zaman aylarca sürebilir. Tabii. Ama bazı besteler 15 dakikada olabilir. O yaratıcılık galiba değil mi? İlham ama bir senfoniyi 15 dakikada besteleyemezsin tabii. Ama bir Serdar Ortaç bestesini ben 10 dakikada 20 tane besteleyebilirmişim. Ben besteleyemez. 10 dakikada 20 tane bestelerim. Tabii canım 10 dakikada 20. Babacım da öyle derdi rahmetli, yani Serdar Ortaç ilk çıktığında. Ben bu besteleri şöyle şöyle yaparım 10 dakikada derdi. Biz konservatuvarda yarış yapardık. Kim daha hızlı beste yapacak diye. Ama annemin bana çok güzel bir lafı vardı. Lafını çok özür dilerim. Ben çok unutkan bir adamım diye söylüyorum. Annem bana bundan 5-6 sene önce hala isim yapamadığım günlerde oğlum bir Serdar Ortaç olamadın demişti. Çok içerlemiştim biliyor musun? O kadar içerlemiştim ki ya. Vallahi Serdar Ortaç çıktı geçen. Olmasanız da olur. Yani. Tabii ki olur. Ben ona hayır. Serdar Ortaç olmak gibi derdim yok. Ama annemin orada yaptığı ironi bence çok güzel bir yani. Ben annemin ironisini çok seviyorum. Siz ama İlhan İrem olma yolundasınız. Bu çok hoşuma. Estağfurullah. Ya o yol çok güzel. Yani bahsettiğimi anladın değil mi? Yanlış tabii bir şey söylemedim. Tabii ki. Tabii yani, canım, değil mi? Tabii canım. Yanlış bir şey söylesem güzel. Örnek aldığım bir müzisyene benzetilmek çok büyük bir durum. Ama evet. Aynı zamanda korku tabii ki. Allah be! Şim olmak. Abdert ya. O yüzden elimi bile götürmedim ben şimdi. Ya çok sıcakmış Meltem ya. Dilim yandı ya. Çok affedersin yönetmenim. Çok özür dilerim. İçin olabilir bence. Belki de ağzımı yakmak istedi ha. Al işte sana. Senin de buradaki Şöhret Bey. Buyurun benim. Konuğumuzu başımızın tacı yaptık. Bana laf sokup duruyor. Ben biraz sinirlenmeye başladım yani. Sakin olursa. Yönetmenimiz de öksürmezse kameranın arkasında. Yani programımızı biraz hafife alıyor gibi hissediyorum sizi. Lütfen öksürmezseniz çok sevinirim. Ha. Öyle hayır işareti yapma. Çünkü kamerayı hayır diye sallıyorsun. Yüzün evet diyor yani. Bak. Pekala. Çok güzel bir programdı. Çok güzel bir programdı. Az önce söylediğin şarkı da bana çok içsel geldi. Yani sanki birine yazılmış gibiydi. Birine yazıldı o parçada. Bütün albümdeki şarkılar gibi. O da çok özel birine yazıldı benim için. O imzanın sahibine yazdım. Anneanneye mi? Anneanneme yazdım. Ya Cem ne ilginç bir insan. Senin bir tane sevgilin olmadı mı ailen oldu dışında? Tabii canım, olmadı. Ondan niye bahsetmiyorsun Cem ya? Yani sevgilin var mı? Aşık olduğun, yani ona da beste yaptığın bir anneannemiz, kız kardeşimiz başımızın tacı tabii. Ama yani iki besteyi de arka arkaya aileden seçince ben şüphelenmeye başladım artık yani. Bu adam yalnız mı? Aşkıma her zaman besteler... Yok sadece o kadar değil şüphelendiğim kısımlar. Sadece o kadar değil. Yani hemen bu kadar bu adam yalnız Allah mı diye korusun. Hafife alma. Allah sadece korusun. O kadar değil. Niye Allah korusun canım? Allah korusun. O da... Ya, sağlığın yerinde iyi. Sağlığın yerinde. Problemim yok. Sadece ten uyuşmazlıklarım yok diyorsun. Ha işte orada öyle. Peki ya yani çok böyle şey yani çok... Bu esprilerimde yüzü kızarıyor. Bayılıyorum. Cem'i çok sevdim ben ya. Müthiş bir ışığı var. Çok güzel bir ışığı var. Yani çok iyi yerlere geleceğini hissediyorum ben. Yok yok gerçekten. O ışık istersen 3000 wattlık ışık gelsin. Sen de yoksa o ışığı bile keser. Çok güzel bir ışığın var ama çok utangaç bir adamsın. Bu tarafın çok güzel yani. Tutuyorum, içeri atıyorum. Kendime hani... Frenliyorsun. Söyleyemeyeceğim şey. Normal hayatta böyle değilim diyorsun. Değilimdir. Yani normal hayatta... Yok, Rahman gitsin. Hani, o kadar da serbest değilim ama tutuyorum biraz şimdilik. Evet, gelelim asıl konuya da yani çünkü halk merak ediyor bu genç kızların hepsi. Genç kızlar seni sevmekten vazgeçer diye mi söylemiyorsun yani? Yok hayır ondan hiç öyle bir şey hiç düşünmedim. Hiç öyle bir derdim olmadı. Yani. Hayranlarınla ilişkin oldu mu hiç? Hayranlarından birisiyle mesela. Bir ilişki, aşk ilişkisi. Öyle başlayan. İlişkisi olmadı ama çok güzel dostluklarım oldu. Hadi o klibi de sen yazdığına göre oradan çıkmıştır. Yok, klipteki arkadaşımla hani bir ilişkimiz oldu tabii ki. O hangi klipte oynayan kızla mı? Evet. Evet ve zor oldu ama haberi aldık. Klipte oynayan oyuncu arkadaş kendisinin sevgilisi çıktı. Ya bunu ne kadar uğraşarak aldım ağzından ya. Çok güzel bir kız ama. Çok güzel. Vallahi evet. Sana iki numara fazla onu söyleyeyim ama çok güzel. Çok güzel gönlüm bir kız. Yeter, abi ne güzel kız. Şu anda boşta mı peki? Bıraktın mı kızı? Boşta bile herhalde şu an bilmem. Aa, bir oyuna getir bir şey yap ya gelsin. Yani. Bir diyalog da konuşayım. Ya çok hoş ben anlamıştım ama ya. Çünkü o kadar sahici insan o kadar güzel ağlayamaz yani. Ona yazdığın bir beste var mı? Ona yazdığım bir beste yok. Onu o kadar sevmedin onu, yani. O kadar, ya öyle demeyelim şimdi. Bak. Şöyle ki, yazacak kadar yaşamadım belki de.
Ya bak ben karıma benden ayrılmak istediği bir gün şöyle bir şiir yazdım. Belki onu bestelersin bir gün. Biliyor musun? Sen benden ayrıldıktan sonra bu deniz benim denizim, bu martılar benim martım değil artık. Ben sensiz, sense bensizlik ısrarlarıyla bu şehri üzerimize çektik. Yani yazdırıyor. Beğendin mi arkadan? Doğru. Bak yüzüme böyle yapıp arkadan ne lan o falan demez değil mi? Yok canım. Ha? Tamam. Kameraman arkadaşım, yönetmen arkadaşım beğendiniz mi? Çok teşekkür ediyorum. Yani yazdırıyor arkadaşım. Gerçekten aşk gerçek insanı coşturan bir duygudur. Aslında. Gerçek duygular yazdırıyor aslında. Yani aşk, nefret, özlem ve gerçekten hisseden insan gerçekten yazıyor zaten. Çok doğru. Ve seni çok iyi anlıyorum. Aşk illa bir sevgiliye duyulan bir aşk değildir. Ota, böceğe, kedine, köpeğine, her şeye aşk duyup o da sana bir beste ya da bir şiir yazdırabiliyor. Peki bir şarkını daha dinleyelim ve yavaş yavaş programı toparlayalım. Olur. Eğer yönetmenimiz de izin verirse. Tamam. Buyur. O zaman yeni şarkılardan bir tanesini çalayım. Hatta albümde olmayan, kimsenin dinlemediği daha önce dinlemediği şarkılardan bir tanesini çalayım. Peki ben şarkıya başlamadan Şöhret Bey için de bir beste yapabilir misiniz mesela? Tabii ki yaparım. Onun için tabii ki yeter ki istesin. Yeterli desteği sağladıktan sonra isterim. 3-5 veririm ya ondan sonra. O zaman o beste hazır. Akşama ben hemen yapar. Yarın ulaştırırım. %15 size. Rica ediyorum. %15 alırım yani. Tabii ki. Bandan. Biz onu aranızda artık. Hallederim. Çok rica ederim. Cem Altınlar. Son şarkım hakikaten artık işin bombası olmuş. Bunu da artık herhalde ailenden birine yazmadım. Yok. Değil mi yani? Bunu ailenden birine yazmadım. İşte sona sakladım en iyisini. Bu da mı sahibi bir hikaye? Gerçek bir hikaye. Tabii gerçek hikaye. Hepsinin olduğu gibi. Sen Aziz Nesin'in vasiyetini biliyor musun? Hayır. Aziz Nesin'in vasiyeti. Yok hayır. Ya ne tehlikeli vasiyet yapmış Aziz Nesin biliyor musunuz arkadaşlar? Ben öldükten sonra yazdığım bütün mektupları hangi sevgilime yazdıysam hepsini adresine postalayın demiş. Düşünsene adam 40 yıl önce bir aşk yaşamış biriyle. Kadın evlenmiş, torunu çocuğu, adres geliyor. Mektupta eski sevgilisi çıkıyor ortaya. Hayır olsun. Ya ne acayip adam. Müthiş bir zeka tabi düşünebiliyor musun? Yıllar sonra hala kendini hatırlatıyor ülkeye. Ya böyle bir adamı bile bu ülke çok güzel yaşatmadı. Ama şu anda eserleri yaşamaya devam ediyor. Kesinlikle. Edecektir de zaten. Biz de yaşar ne yaşar ne yaşamaz adlı oyununu büyük bir keyifle oynuyoruz tiyatromuzda. Peki çok mutlu oldum. Çok ben teşekkür çok ediyorum sevgili Cem. Tekrar konuğum olmanı isterim. Hatta belki de sana şarkılar yazdıran kadını bulduğunda onunla beraber konuğum olmanı isterim. Ağırlamak ve ona yazdığın bestelerini dinlemek isterim. Seni alkışlarımızla uğurluyoruz sevgili Cem. Çok teşekkür ederim. Çok sağ ol arkadaşım. Çok teşekkürler. Buyurun. Şöhret Bey siz de uğurluyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Buyurun, buyurun, buyurun lütfen. Hoşçakalın. Buyurun Şöhret Bey. Çok teşekkür ediyorum sevgili Cem. İyi bak kendine. Teşekkürler ruhun için, duygun için. Sevgili misafirler, Metin Zakoğlu'nun konukları bu akşam rengarenk bir kişiliği,
çok naif bir insanı sizlerle tanıştırdı. Şovumuz devam edecek. Siz bizi izlemeye devam ettikçe. Hoş geldiniz. Güle güle gidin dostlar.